Bir pazar günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet, ilginç gelişmeler var. Özellikle Bitcoin. Bitcoin üzerinde düşen trendi kırdı mı? Düşen trendi kırdı diyebiliriz. Ama emin olabilmek için Ulaş Hoca ne diyor biliyor musun? 28 bin üzeri kapanış yapmak zorundayız. Eğer oralarda bir kapanış yaparsak gerçekten piyasaların tadı çok çok güzel olur. Evet, bu hafta VLD Lokiti'den %50 kar aldırdık en aşağı tabii. Vurukat yapanlar daha fazla aldı bizlerle beraber hareket edenler. Evet, Lokiti bir hafta olmadan güzel bir kar verdi. Kar satışlarımı yaptım. Şöyle de söyleyeyim, göstereyim hatta. VLD'den %60 üzeri kar bu hafta, yani 3 gün içerisinde %60 güzel bir kar. Sonra Lokiti'den %40 %50 oranında bir kar aldık. Bunları cebe attık arkadaşlar. Hem Lokiti'ye hem VLD'ye şöyle bir kalp işaretimizi yapalım, daha da güzel karlar getirir. Peki soruyorlar hocam, bu hafta bir de bond almıştınız. Bond'a bir bakalım. Yani %5, %10 kardaydık, isteyenler satabilir. Çünkü herkesin giriş miktarını bilemiyoruz. Bugünkü videoda fazla piyasalara değinmeyeceğiz. Çünkü hafta sonu dolar endeksine de bakmaya gerek yok. Ama Bitcoin'i şöyle bir yorumlayalım. Düşen trendi kırdık dedik ya. Şimdi emin miyiz? Emin olabilmemiz için 28 bin üzerinde kapanışlar yapmak zorundayız. Eğer 28 bin üzeri kapanış yaparsak burada bir www.com olur. Bakın, daha önce dedik ki Arasay'da dip var. Bu düşüşü, şuradaki düşüşü herkesi uyardık. Dikkat edin. Neden? Çünkü piyasa yapıcısı, bakın 16 binden itibaren girdik. Birçok coin'den güzel karlar yaptık mı? Yaptık. Cebe attık mı? Attık. Bazıları soruyor hocam, 2022'de Temmuz ayında SNM'den $10 olacak iddiasını atmıştınız. Coin deli olmuş. Arkadaşım, biz SNV'den 170 kat, $10 da değil, $13 oldu. Şunu demek istiyorum. Bakın, kar alın. Yani 170 kat yapmış bir coin, kar alamadıysan o bizim suçumuz değil. O senin suçun. Neden biliyor musun? Bir coin bir kat ya da iki kat ya da %30 kar verdiği an hesap makinesini çıkartmayacaksın. Oradan ne yapıyorsunuz? Milyoner olma uykusuna dalıyorsun. Bana bir coin bir günde, bir haftada %40 ya da iki katı verdiyse ben yıl sonu ya da 3 ay sonra milyonerim. Bu piyasa seni milyoner etmek için yok arkadaşım. O yüzden güzel gördüğün noktalarda kar satışı yapacaksın. Kar alamazsan kusura bakma, piyasa yapıcıları donuna kadar alır. Ana paramızdan sonra bir anamız kalır. O yüzden bakın, altcoin'de olanlar, şimdi Bitcoin'e değineceğiz. Altcoin'de olanlara şu tavsiyem her zaman için. Biz gündemimizi sürekli değiştiriyoruz. Dün o diyorduk, bugün bu diyoruz. Bunu dememizin nedeni, altcoin'lerde uzun vadeci olunmaz. Güzel bir noktada kar alıp eyvallah diyeceksin. İşin özü bu. Neyse, şimdi dedik ki arkadaşlar, bakın dedik ki burada ben piyasa yapıcıların yerinde olsam buradan bir aşağı çeker, bir zigzag yaparak gideriz dedik. Dediğimiz bire bir çıktı. Bu düşüşü daha önce de söyledik. Zaten buraların kar satışı yapılması gerektiğini, eğer 31.800 üzerinde kapanışlar yapılsa bu anın artık ayak seslerinden ziyade kendisini görmüş olurduk. 16.000'de girdik. Neden girdik? Arasay'da özellikle haftalık tabloda, bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Dip sinyalleri geldi. Bir noktadan gireceksiniz. Pencereden baktığınız yeter dedik. Kaç kez uyardık? En dibi tutturmaya çalışmayın. Satarken de en tepeyi. Bu ikisini yapmaya çalışan piyasada en çok tokatlanan kişiler. Neyse. Şimdi ne olacak? Şuradan gelen bir düşen trendimizi kırdık mı? Kırdık. Ama ben emin olmak isterim. Ben biraz garanticiyim. O yüzden en dibi tutturmaya çalışmam. Uygun bir yerden gireriz, uygun bir yerden çıkarız. Güzel karlar gelmeye başlıyor mu? Başlayacak. Arasay'ın da zaten dip sinyallerini söyledik. Al sinyalimiz devam ediyor. Şu anlık tablo pozitif ama şu pazartesiye bir bakalım. Haftanın mumu nereden gelecek, ona bir bakmamız lazım. Şurada bir düşen takozu kırdık. Pozitif. Neyse, yorumlara geçelim. Ben de bu arada bir kahvemi yudumlayayım, hem de yorumları bir yenileyelim. Murat Bey mi yazmış, en son göremedim. Evet. Hifi demiş Oğuz Bey. Hifi'ye bir bakalım. Evet. Al sat hocam, eskisi gibi olacak mıyız? 2 ay 3 ay öncesi gibi yine her dediğiniz coin 2-3 katı yapacak mı? Yapar ama bakın, ben zaten 2 aydır
çok ufak miktarda alım yapmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü piyasa tedirgin. Bir düzeltme içerisine girdik. Birçok dediğimiz coin şu ana kadar en düşüğü 2 katı yapmıştı. Ama şu süreçlerde %10 karla çıkıyorduk. Bu sefer VL'den ve Lucid'den %50, %60, %70 hatta benimle beraber vur kaç yapanlar çok daha güzel bir kar yaptı. HIFI'ye bir bakalım. İnşallah o günlere döneceğiz. Merak etmeyin. Ama kar alacaksınız. Oğuzhan Hoca çok enteresan birisi. Buradan selamlar olsun. Telegram grubumuzda da var. Bu hocanın dediği, dikkat çektiği coinler ilginç bir yapıya sahip, yükseliyor. Özellikle zaten Oğuzhan Hoca'yla da konuştuk. Bakın DeFi projeleri gerçekten güzel kar bırakıyor. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Telegram grubunda da belirttik. Hocam Lucid'den kar aldık. Bu hafta VLD ve Lucid'i sıra bond mu? Evet, bir bond kaldı. Yani bu hafta aldığım bir bond var. Bond da %10-%15 kar verdi. İsteyen çıkabilir, isteyen tutabilir. Çünkü ben sizlerin girdiği miktarı bilmiyorum arkadaşım. Birisi 10 dolar atıyordur, birisi 100 dolar, birisi 100 bin dolar. Hepsinin kar oranı aynı ama aradaki fark dağlar kadar oluyor. Yani risk daha da büyüyor. O yüzden BNB'ye bakar mısınız Murat Hocam? Bakayım. Algo'dan 10 gün önce mi ne? Düşen trendi kırdı. Pozitif. Yani 90 bantlarından pozitiflik sinyalini verdim. MLT demiş. Ulaşacağım Flux demiş. Selman Hocam'a da teşekkürler. IQ. Evet, IQ'ya bir bakalım. Evet, bak şimdi Oğuz Hocam'ın taktiğini çözdüm. Uzun süre sessiz olan coinlere göz kırpıyor. Evet, biz de bir bakalım. Bir de şöyle yorumlarda farklı coinlere bakmayı severim. Neden biliyor musun? Hep aynı coinlere bakarsak fırsatları kaçırırız. Kendimizi tekrarlamış oluruz. İki, bakın ben çok fazla altcoin'i elimde tutmam. O yüzden vurdum ben kaçarım hiç. EOS demiş. Evet, EOS, Neo bunlar bir zamanlar güzel kar getiren coinlerdi. Şimdi eser yok. Evet. Ulaş Hoca bir de ne diyor? Bir önceki bu ay görmüş coinleri unutun. Hive her zaman yeni coinlerde. Evet. Lucid Bond, evet. Neyse, şöyle neyle başlayalım? Lucid ile bir başlayalım. Hadi bakalım Lucid ne yapmaya çalışıyor? Bir ayak daha gelebilir mi Lucid'de? Lucid'in token ekonomisi normal, güzel. Bu fiyatlar edeceğini söyledik. Bakalım. Yani bak, arasayla dip sinyalleri gelmiş. Burada şurayı bak, buralardan 700 küsur bantlardan aldırdık. Buraya da çıkmış. Ben kar satışımı yaptım. 1.1 bandında kar satışımı yaptım. Kar markajımıza bir bakalım ne kadar arkadaşlar. %51. Vur kaç yapanlar daha fazla kar etti. Ne yaptık? İlk başta şurada bir 900 bandında vur, aşağıdan tekrardan maliyetten. Neyse, şimdi daha önce de buradan vurduk. Bak, iki katını daha önce vurduk. Geçen ay zınk zınk hemen kaçtık. Niye kaçtık? Çünkü piyasa yapıcılar tokatlamayı sevmiyor. Ya sat, bir coin ne sürekli çıkar ne sürekli düşer. Bak burada sürekli düştü. Sonra dedi ki atış hazır mı? Atış hazır. Sattık. Buralarda girdik, sattık. Bak burada da W'yi de söyledik. Ondan sonra aşağılardan buradan girdik, baktık, stop olduk. Yani zarar kesmeyi de bileceksiniz. Bakın. Zarar kesmeyi bilemezseniz zarar edersiniz. Ne yaptık? Buradan sattık. Dedik ki buradan bir dönebilir ama baktık dönmedi. Aşağıda hemen stop olup daha aşağılardan maliyetlendik. Vur kaç yapa daha fazla kar ediyorsunuz. O yüzden bazen %10-%15, bazen böyle %50 bir karı cebe atıp kaçıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci bir ayak gelecekse 1.170 bandının üzerinde kalmak zorunda. Şu bandı, bak burayı biraz daha aşağı çekelim arkadaşım. Evet, bu bandı kaybetmediği sürece, yani 970 bandı aşağısında kapanışlar yapmadığı sürece Lucid'i ikinci bir ayağa getirebilir mi? Getirir. Ama buranın aşağısındaki kapanışlar geri çekilmeyi de tetikleyebilir. Aras ayında günlükte biraz şişme alanına gidiyor. Biraz dindirmesi lazım eğer tekrardan gidecekse. Evet, satış baskısını sert bir şekilde yemiş. İlkine elimizden çıkarmış mıyız? Çıkarmıyor. Şu anda %10 daha ucuz alabilir miyiz? Alabiliriz. İstesin. Evet, şansımızı zorlayalım mı? Bilemiyorum. Şöyle yorumlardan tekrardan HIFI'ye bir bakalım. Bu HIFI ilginç bir coin. Bu da DeFi olması lazım. Aklımda bildim. Bak. Game over yapmış mı yapmış. Yani şuralarda girenler, yani kusura bakmayın, Fatih Hoca vardı bir ara. Neydi? Yazıklar olsun mu? Yazıklar olsun mu? Çalalım. Haydi. Şimdi
Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelime yok. O kadar sinirli ben oranım bozuluyor. Evet. Hiç tadım yok. Sesi de açalım. Kusura bakmayın. Yazıklar olsun. Şimdi yazıklar olsun diyor. Hifi'de tepede girenler. Evet. Game over. Game over. Arasayın da Alfırsın. Denenebilir. Denenebilir. Nereden dönmüş? Burada. Burada bir renci var mı? Yok. Her renci de yok. Bir şey yok. Buranın üzerinde kalıcı olamazsa 71 bandının üzerinde kusura bakmayın 60 bandına kadar bir geri çekilme yapabilir mi? Yapabilir. Hala sat sinyali sürüyor. Bu kadar geri çekilmiş. Girer mi? Yani tepkilerden bakın 15 dakikayı açın. Muhakkak %5 veriyor ya. %5 veriyor bak. Sadece bugün için değil. Zikzak çizerek girmiştir. Bak. Dün gir. Buradan 66 bandına. Çık buradan 72 bandına. %10 kar mı? Güzel bir kar. Yani bak burada gir. Yani buranın üzerindeymiş gibi. Şimdilik pozitifim. Yani pozitifim. Ama buranın aşağısında da stop olmayı tercih ederdim. Yani bir coin ne sürekli düşer ne sürekli çıkar. Bakalım sert bir düzeltmeye gitmiş. Belki şunu mu yapacak? Şurada bir trend mi var? Net bir trend de yok. Eğer buraya değecekse burası buraları gösteriyor. Ama ilerleyen günler bu nokta çıkıyor arkadaşım. Bunun dışında başka bir şey diyemem. Mal sinyali hala yanmamış bir durumda. Evet HIFI'yi geçtik. Edu'ya bir bakalım. BNB'nin arkasında şimdi Murat Hocam biliyorsunuz Amerika ile uğraşıyor. Amerika ile uğraşırken pozitif bir rüzgar estirmesi biraz zor. Yatayda. Bunu daha önce de çizdik. Telegram grubundan da attık. İki renç arasında yatayda gidiyor. Buranın üzerinde kalıcı olamıyor gördüğüm kadarıyla. 220 bandının aşağısında da 200 bandı var. 200 bandı kaybedilirse 180 dolara doğru bir geri çekilme bekleyebilir miyiz? Bekleyebiliriz. Bunun dışında düşen trendi kırmış mı? Kırmış gibi gözüküyor. Şuradan gelen bir düşen trend. Kırılmış mı? Kırılmış. Ama yukarı hareket edemiyor. Neden? Arkasında kötü haberler var. Şimdi pozitif verileri sayarsak. 1. Arasayda dip verileri mevcut mu? Mevcut. 2. Düşen trendini kırmış mı? Kırmış. 3. Al sinyali yanıyor mu? Yanıyor. 4. Ama dediğim gibi şu bandı yani 220 bandının üzerinde kapanış yapmak zorunda BNB. Edu'ya geçelim. Edu koyayım. Evet. Eğitim alanında yapılan projelerden bir tanesi. Bunda token boşaltma dönemi olacağını daha önce söyledik. Bakın token dalına dikkat edin. %15 var. %85'i. Nerede? Ne zaman? Ne zaman mal boşaltacak bilemeyiz. Biz burada girdik. Burada çıktık. Bak. 1.3. Daha önce hatırlarlar. %40. %40. İki kez vur kaç vur kaç sana etti. %80'e yakın bir kar. Şimdi %30 %30 birileri diyecek. Hoca hesabı yapmaya bilmiyor. %60 eder. Ya arkadaşım 100 lirayla girdin. 130 yaptın. 130 lirayla girdin. 200 civarı yapıyorsun. O yüzden yani formal ticari öyle değil. Neyse. Dedik ki uzun vadeli olunmaz. Şimdilik. Ama düşen trend kırılmış. Pozitifiz burada. Güzel bir girdik. Güzel noktalardan çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz. Bakın burayı alırsa 53 bandını alırsa pozitifim. Daha önceleri de söyledim. Arasayda dip sinyalleri geldi. Buralardan 39-40 bandından girilebilir. Şu anda %20 bir kar vermiş. Güzel. Buranın üzerinde kalıcı olursa daha doğrusu şu band. Kaç burası? 54. 54 band üzerinde kalıcı olursa İkinci bir ayak gelebilir. Arasayı pozitif, dip sinyalleri geldi. Düşen trend kırıldı. Gerisi artık Edu coin'e kalmış. Benlik bir şey yok. Bizlik bir şey yok arkadaşlar. Bizlik bir şey yok. Evet, Edu'culardan da şöyle bir kanalımıza destek isteyelim. Lucky demişiz pardon. Neydi Pepe'nin rakibi? Floki. Floki geçen bir aldım Cuma günü. Bunu Telegram grubundan da gösterim. Yani TL maaşımız yattı. Onu yatırdık. %15 güzel bir kar verdi. Ben çıktım tabii öyle. Floki zaten var elimde. Yani TL Binance'de tuttuğum portföyümden oynadım. Hatta onu Telegram'dan da attık. Yani 2 günde 1000 TL kar. 7000 TL ile girdik. 8000 küsur TL ile çıktık. Tablo pozitif. Floki de pozitif. Veriler pozitif. Geriye ne kaldı biliyor musunuz? 21.48 bandı kırılırsa
ne olur ikinci bir ayağı getir. O gün bugün mü bilemem. Daha var. Daha var. Yani oraya kadar gidebilir mi? Öncelikle bir 18 bandı üzerinde kalıcı olduğunu göstermek zorunda. Diyeceklerim bu kadar. Evet, diyeceklerimiz bu kadar mı? Bu kadar, bu kadar. Evet, bu kadar. Başka bir şey yok. Hemen rakibi Pepe'ye de bir bakalım. Pepe de 61 bandına bu fiyatlara o gün düşen trendi. Bak, kırdığını söyledik. Buradan Pepe yükseldi. Pepe de pozitif olabilmeniz için ikili range var burada, bakın. 85 bandı üzerinde kalıcı olursa bunda ikinci bir ayak gelebilir diyeceklerim. Bunlar Pepe'de. Arasayla dip verileri geldiğini söyledik. Bakın burada da söyledik. Düşen trendini kırdı. Güzel bir kar verdi hatırlarsanız tatildeyken. İki katını yaptırmıştık. Normalde girmeyecektim ama tatil dedim ki bayram indirimi girebilirsin. Düşen trend kırıldı. İkinci bir düşen trend de var. O da kırıldı. Yani bakalım, yine de emin olalım. Yani her şey pozitif arkadaşım. Şu anda her şey pozitif. Bir tek 84-85, yani 82 bandı üzerinde kalıcı olsun yeter bana göre. İlkini getirmiş. Tamam, 80 bandı üzerine atmış ama orada ikili range var. Yani ikisi çok yakın bir range. Bu iki range'in üzerine attığında ikinci bir ayağın başlayacağını düşünüyorum. Ara sayında günlükte daha bir şişme alanı yok. Geçtik. Evet, yorumlara da bir bakalım şöyle. BNB'de algoya söyledik. Oğuzhan hocam da Telegram'da belirtti. Hocam 12 gün önce sinyal vermiştiniz dediniz ama aldınız. Ben hepsine, yani birçok coin'i görüyoruz. Portföy sınırlı olduğu için hepsine birden yatırım yapamıyoruz. Algo, bak algo düşen trendini kırdı. Pozitif ara sayında al sinyali devam ediyor. Bak şuranın üzerine atsın bir. 1.55 bandı üzerinde kapanış yaptığında bunda ikinci bir ayak gelebilir mi? Gelebilir. Yani şu düşen trendin hakkını verememiş algı. Bak burada daha önce de söyledik algı. Arasayda dip sinyali var. Düşen trend kırıldı. Bak hedef bura. Burayı da söyledik. 28 bandı. Buradan kaç? 16'dan 28. Aşağı yukarı 2 katı. Verdirdik mi? Verdik. Ama son 3 aydır biraz sessizlik. 2 aydır Bitcoin tedirgin. Yani Bitcoin aşağı düşerken hocam hangi coin? Hangi? Ya biz kasayı kurtarmaya çalışırız. Sen hangi coin? Hangi coin diyorsun? Neyse. Algo. Şimdi Olsan hocama demedik tabii bu dediğimiz. Bazı yorumcular var. Algo hocam Telegram grubunda da söyleyeyim. 1.56 bandını kırıp tabii ara renklerimiz de var. Yani ben şuralarda falan okuturdum ya. Yani. 120-130 kar yeter. Ben öyle çok fazla açık gözlü değilim. Evet, MTL. MTL'ye bir bakalım. Flux var. MTL. Biraz hızlı gidiyorum gibi. Bir kahve yudumlayayım. Olsan hocam. Bak bunların MTL alınabilir mi? Alınabilir. Bu trenin aşağısında da stop olursun. Bunun dışında diyecek bir şey yok. Sert hareket edebilen bir coin. Yani aşağı yukarı bak buralarda aslında tam vur kaçlık bir coin, biliyor musun? Bak aşağı yukarı neyi görüyorsunuz? Şu band, bak buralara geldim alacak. Şuralara 96-97 bandı emir koy. Ya buralarda sat. 1.3'te 1.2'de, yani burada bile satmana gerek yok. Bir daha gelme. Şuradaki trendi kırmadığı sürece bir sıkıntı yok. Buraya kadar 1.5 bandlarda bir sıkışma alanına gideceğini düşünüyorum. Al sinyali hala yanlamış. Evet, kahveyi yudumluya bandım, fark ettim. Flux. Evet, hızlı gidiyorum aşağıya. Şimdi Flux. Flux güzel. Flux güzel. Flux güzel. Neden güzel? Bütün veriler pozitif. Hemen şu benim birçok trend kayıyor, nedense onu da anlayamadık. Neyse. Düşen trend kırılmış. Kırılmış mı? Kırılmış arkadaşlar. Şuradan biçersek ama neyse. Yani düşen trend net bir şekilde yok ama kırılmış gibi. Buralarda bir dip seviyesi yapmış. Bunu görüyoruz. Al buradan, sat buradan. Bak kaç? 36. Yüzde kaç? %20 kar. Yani 30 bandından al, buradan sat. Şimdi al sinyali var, pozitif. Dönüş sinyali gelmiş ama buranın üzerinde kalıcı olmamış. Eğer olur da 39 bandı üzerinde kalıcı olursa ikinci, üçüncü ayak daha gelebilir. Buradan şunu çıkarmaya, ulaşıcı 39 bandına gideceğiz. Hayır arkadaşım. Bir, ilk adım nedir? Buradan yükseliş gelirse 39 bandıdır. 39'u kırarsa üzerinde kapanış yaparsa ikinci bir ayağı getirir demek istiyorum. Cümleleri iyi anlayın arkadaşlar. Neyse, Flux'u geçtim. Evet, Flux'u kim sormuştu? Selman hocam. Bunu Selman hoca için de demiyoruz tabi. Evet, IQ. IQ'ya bir bakalım. IQ'muz nerede? IQ'muz yerlerde mi?
Evet, IQ. Bu nasıl? Bunun buz partisi mi var? Evet, avucum kaşındı bir an. Hayırdır, buradan da mı vuracağız ki? Sol avuç kaşındığında ne olur? Sağ avuç kaşındığında ne olur? Bilmiyorum, sol elimin içi kaşındı. Tabii alerjiden dolayı kaşınıyor da. Şimdi neyse, buradan inceleyelim. Daha geçmişi var mı? Evet, burada geçmiş var. Tamam, buradan. Vur kaşlık ya. Vur kaşlık bak. Range neresi bilmem. En dip değil bak. Buralı en dibi hiç sevmem ben. Hiç en dipten de almış değilimdir. Satış yerisi de burası. Bak yüzde kaç ki? Oğuzhan hocam. Bak tam vur kaçtı. Yüzde kaç? %65. İğneleri alırsan iki kat. Gerek var mı? Yok. Stres yapmaya gerek var mı? Yok. Al bak. Al buradan. Sat buradan. Bir. Al buradan. Biraz tedirgin etti. Sattım buradan 2. Hatta buradaki 3 kez satıyorum da neyse. Al buradan sat 3. Al buradan sat 4. Al buradan. Ya buraya kadar da çıkmış. Güzel bir kar aslında. Belki bir kademe daha aşağıdır. Sat sinyali var. Al sinyaline dönerse tamam oluruz. Şu anda yani buralara gelse belki denenebilir. Hızlı hareket. Ya tam vur kaçtık ya. Haftada bir gün kaç? %15, %20 veriyor. Vallahi güzel bak. Ya bak arasayda dip bak. Şimdi hiç onu bilmem. Gel buradan. Bak arasayda kalem. Kalem neredesin? Bak şimdi grafiği yukarı çıkartalım. Şimdi şunu bir grafiği yukarı çıkartalım. Sadece arasaydan nereden girmiş olsaydık ne kadar kar etmiş olurduk. Bak. Şimdi inceleyelim. Ta geçmişe hiç gerek yok. Arasayda dip. Arasayda dip. Arasayda dip. Arasayda dibe yakın bölge. Ve hadi 3'ü tamam, burası arasayda dibe yakın bölge. Şimdi arasayımızı indirelim. Gel getirdim. Şimdi tablomuzu da indirelim. Pardon. Pardon, özür diliyoruz. Ve büyütelim de biraz. Şimdi dip aldın da buradan. Güzel bir kar. Dip aldın da buradan. Bak burası. Güzel bir kar. Hocam ne? 50, 52'den 70 küsüre kadar çıkmış arkadaşım. %50'ye yakın kar. Yeter. Benim için yeter. Dip bak. Dip bölgesi. Aldım buradan sattım. Ya burada satma, burada sat. Nerede satarsan sat. Ama kar yap. Kar yap. Ana parayı çek. Diyeceklerim bunlar. Flux. Tam vur kaşlık koyun. Böyle coinleri daha önce IQ. IQ uzun zamandır bakmamışız. Daha önce baksaymışız. Güzelmiş ya. Bunu kim sormuştu? Oğuzhan hocam. Evet. EOS. EOS'a bir bakalım. Haydi EOS. EOS. Tablo pozitif. Arasayda dip sinyalleri var. Dönüş nerede biliyor musun? Dönüş. Şu an üzerine atarsa 60 bandını pozitif. 60 bandı kritik. Yani şu an üzerinde kalamıyor. İlginç. 60 bandının üzerinde kalamıyor. 2. Veriler nedir? Veriler pozitif mi, negatif mi? Şimdi onlara bakalım. İlginç. İlginç. Bak. Bunu kim sordu ya? İsmi aklıma gelmedi de bir an. Cihan hocam. Cihan hocam ilginç bir tablo var. Şimdi her şey pozitif. Arasayı pozitif. Düşen trend. Yani ne yapardım? Buradan alırdım. Aşağısında stop olurdum. Ama şu işte 600 bandı. 600 bandı bir kırılsın. 600 bandı kırılırsa ilk karşılaşacağı yer 700 bandı. Onun da altında bir 636 var ama arda arda renç atmaya hiç gerek yok. Yani buralar. Yani en güçlü range'i burası yani. Şimdi bizde bir tabir vardır. Çok fazla denenen range'ler karşımıza daha fazla güçlü bir range olarak çıkar. Yani aşağıda yukarı. Şimdi bak. Düşerken ne yapmış? Çarpmış yukarı atmış. Bu sefer atamayınca kırmış. Bu sefer güçlü bir direnç olarak çıkacak. Neden biliyor musun? Millet buradan aldı ya da buradan aldı. Buradan alanlar çoğaldı. Buraya doğru geldiğinde millet artık yeter illallah ettik der. Burada kar satışları yaparlar. Çık kırarsa üzerinde oyun planına tekrardan girerler. O yüzden yani burası güçlü bir satış alanı olur. Eğer 800 bandı üzerinde kalıcı olursa ileride bir gün o zaman ikinci ayak gelir. Ha iğneleme yapıp üzerine atabilirim. Bu kırıldığı ya da kırdığım anlamına gelmez. Arasa her şey pozitif.
Hoşuma gitti. Denenebilir. Ama dediğim gibi şöyle bir 600 bandı. Yani 0-600. Ben sıfırlar söylemeyi unutuyorum. Demek istediğim bu. Emeğinize sağlık hocam demişler. Evet şöyle. Pepe'ye baktık. Olsun Queen'e baktık. Ya şeye bir bakalım. Bond. Bond al. Alalım mı? Bond da pozitif. Aşağı yukarı bak. Buralardan aldık ama yukarı hareket etmiyor. Şuranın üzerinde bir kalıcı olursa. Bond. Neredesin Bond? Ya bu 2.4 ve 2.6. Arda range. Şu ikili range üzerinde kalsa ikinci ayak gelir. Bu coin'de düşen trend kırıldığında çıkmanızı söyledik. Daha önceleri vur kaç yapılabiliyoruz. Sert hareket edebilen coin. Ya buraya da çıksa bile yetir zaten. %30'a yakın bir kere. %15'le de isterseniz pozisyonları kapatabilirsiniz demiştik. Yavaş yavaş sat sinyaline de dönebilir. Umarım buraya doğru gelmez. Buraya doğru gelirse yapacak bir şey yok yani. Aşağısında stop olmak lazım. İki bandın aşağısındaki kapanışlarda ben bond'dan tedirgin olurum. Her dediğimiz coin'ler buradan uzaya çıkacak falan değil. Kaybetme riskini de düşüneceksin. Nasıl? Yukarı giderken kar alın diyorsak düşerken de bazı noktalarda stop olacaksın. Daha aşağılardan maliyetleneceksin. Demek istediğimiz bu. ASR'ye bir bakalım. Ya bu aralar fan tokenleri biraz sessiz. Ufak atarım ben genellikle. Bakalım yani. ASR'ye şuradan ufak bir girdik. Al sinyali mevcut. Yalnız bu fan tokenleri ilginç bir konu. Düşerken de sert düşer yalnız. Bakın şuradaki iğneyi görüyorsunuz ama arkasında da toparlıyor. O yüzden bu coinlerde hemen emri gireceksin. Satış emrini gireceksin arkadaşım. 3 ay kadar gider mi? Bilemem. Ya bana buraya gelsin yeter. 2.6'ya gelsin yeter. Neyse diyeceklerim bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.